Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulu Dış Basın Birliği lokalinde yapıldı. Genel kurul şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Divan Kurulu'nun Akay Cemal, Züleyha Kahraman ve Aybeniz Küzeci Yıldırım'ın oluşturduğu genel kurulda ilk önce Başkan Reşat Akar tarafından faaliyet raporu okundu ve onaya sunuldu. Görevde bulunduğumuz süre içinde diğer başka örgütler gibi iç siyasete karışmamış, herhangi bir siyasi partinin etkisi altına girmemiş, özgür, bağımsız ve tarafsız bir örgüt çizgisinde hareket edilmiştir. Ülkemizin bugün en büyük ihtiyacı olan bağımsız ve tarafsız medya örgütü olmanın haklı gururunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bunun dışında basınla ilgili özel günlerde ve üyelerimize yönelik herhangi bir saldırı olayı karşısında anında tepkimizi ortaya koyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Yönetim kurulumuz yine görev süresi içince Türkiye Gazeteciler Federasyonu ile sıkı ilişkileri geliştirerek sürdürmüş, Türkiye'nin değişik illerinde düzenlenen toplantılara temsilciler göndermiştir. Ayrıca ilgi duyan üyelerimizin Türkiye'deki medya kuruluşlarında kısa süreli eğitim görmene olanak sağlayan bir de anlaşma imzalanmıştır. Faaliyet raporunun ardından AS Başkan Ali Hançerli tarafından mali rapor okundu ve onaya sunuldu. Dağıttığımız gibi mali raporumuz Seyir Ortaç Muhasip Murakabay. Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu'nda 23 Taksim 2016 sayılı dernekler yasası gereğince değiştirilmiş tüzükle onaya sunuldu. Onaya sunulan maddelerin ardından başkan, yönetim kurulu ve diğer yetkili kurulların seçimine geçildi. Tek listenin çıktığı genel kurulda mevcut başkan Reşat Akar güven tazeledi. Akar yeni ekibiyle birlikte yeniden yönetime seçildi. Yeni yönetim divan üyesi Züleyha Karaman tarafından okundu. Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adayları Başkan Reşat Akar, AS Başkan Ali Hançerli, Yönetim Kurulu faal üyeleri Sezgin Madencioğlu, Cem Emre, Aziz Karaaziz, İnal Uzun, Ziya Tunaç, Çiğdem Aydın, Nermin Volkan, Aybeniz Küzeci Yıldırım, Mehmet Kasımoğlu, yedek üyeler Ahmet Karataş, Osman Güvenir, Gökhan Güler, Disiplin Kurulu 3 kişiden oluşuyor. Ertan Kasımoğlu, Aydın Akkurt, Ata Atun, yedek disiplin kurulu üyeleri Kerime Kasımoğlu, Tolgay Tarıman, denetleme kurulu Hakan Dervişoğlu, Tamer Atagül, Altay Sayıl, yedek denetleme kurulu üyeleri Celal Bayar, Ahmet Hacıveli, onursal başkan Mehmet Atay Cemal. Yönetim kurulu listemizi onayladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu önümüzdeki dönemde daha yoğun bir çalışma içinde olacağımızın sözünü vermek istiyorum. Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin genel kuruluna Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca ve Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Başkanı İbrahim Erdoğan da katıldı. Karaca, güven tazeleyen Reşat Akar'a plaket takdim etti ve yeni dönemde başarılar diledi. Tabii ki bizim Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üye 3 tane derneğimiz var. Şu anda içinde bulunduğumuz Dış Basın Birliği dahil. Ve ilişkilerimizi Sayın Reşat Akar'ın faaliyet raporunda da söylediği gibi ilişkilerimizi gerçekten çok güzel bir şekilde devam ettiriyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun bilindiği gibi merkezi Ankara'da. Biz 2009 yılında göreve geldiğimiz zaman Atilla Sertel'le birlikte, Sayın Vekilimizle birlikte geldiğimiz zaman hep şunu dedik: önce mekan, önce bir yer edinmek ve 2 yıl içerisinde Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun çıkarmış olduğu bayram gazetelerinden elde ettiğimiz gelirle Maltepe'de bir daire satın aldık kendi mülkümüz olarak. Şu anda da geçen hafta içerisinde o mülkümüzün bulunduğu binada bir yer kiralayarak bir de Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nun konuk evi edindik ve bu da sözlerimizin arasındaydı. Ve Ankara'ya geldiğiniz zaman kendi eviniz gibi meslektaşlarım, Kıbrıslı meslektaşlarımız da kendi evi gibi o konuk evinden yararlanacaktır. Erdoğan da Reşat Akar ve yönetimine yeni dönemlerinde başarılar diledi. Her Kıbrıs'a geldiğimde bir kez daha hatırlıyorum. Benim ofisimde sürekli asılıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu merhum büyük devlet başkanlarından Rauf Denktaş'ın bir sözü var. Onu hep mesleğimize uyarlamaya çalışıyorum ve genç gazeteci arkadaşlarıma da öğütlüyorum.
şöyle demiş, çok anlamlı diye düşünüyorum. Hayatta hiçbir zaman yalpalamayacaksın. Düşüncelerinde bir ileri, bir geri adım atmayacaksın. Her şeyden önemlisi, her dönemin adamı değil, her dönem adam olacaksın diye bir laf. Ben de bir dilekte bulunuyorum. Yani her dönemin gazeteciliğini değil de her dönem adam gibi gazetecilik yapmak hepimize nasip olsun. Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti'nin olağan genel kurulu toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.